en hızlı cilt beyazlatan tarifi paylaş diyenler şöyle ışıl ışıl, aydınlık, lekesiz, pürüzsüz ve beyaz bir cilde hızlıca kavuşmak istiyorum diyenler sizin için geliyor bu tarif. Hadi buyurun. Salatalık kullanacağız arkadaşlar. Şöyle küçük boy bir salatalık yeterli olacak. Eğer büyük bir salatalık seçtiyseniz yarısını kullanın. Güzelce yıkadık, kabuklarını soymanıza gerek yok. Salatalığı böyle rendeledim. Suyunu alıyorum. Böyle kolayca suyunu bir rende yardımıyla alıyorum. Ama o kalan posası var ya, o posayı da atmayacağız arkadaşlar. Bunu alın bir kenara. Birazdan onunla da çok güzel bir tarif yapacağız. Şimdi salatalık suyundan yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar elde ettim. Şimdi bir diğer güzel ürünümüz sabun. Normal bir sabunu kullanmıyorum. Ben özellikle bu markadaki sabunu tercih ediyorum. pH dengesi olarak cildimize en uyumlu olanlarından biri bu. Her gün yalnız sabun yaparsanız da tavsiye etmiyorum. Ama içerisine yapacağımız bu eklemelerle cildimizi kurutmadan bembeyaz hale getireceğiz. Bakın 2 yemek kaşığı ölçüsünde sabunu rendeledim. Cam bir kaba aldım. O arada hemen kanala abone olup bildirimleri açtım. Ve alt yazılar sekmesinden 3 noktalı kısım var ya, oraya tıklayıp istediğim dilde videoyu izlemeye devam ettim. Az önce rendelediğim sabunun üzerine salatalık suyunu döküyorum. Ve bu şekilde bunu karıştırmadan hemen önce mısır nişastası geldi. Eğer mümkünse mısır nişastası kullanalım. Hem kıvamını verecek, o birleşimi daha güzel tutmasını sağlayacak, hem de daha aydınlık beyaz bir cilde kavuşmamızı sağlayacak olan ürünlerden biriydi. Şimdi tavamın içerisine sıcak su koydum. Çünkü bunu benmari usulü eriteceğim. Sabunla diğer ürünlerin iç içe geçmesini sağlayacağım. Önce sıcak suda birazcık karıştırdım, erittim. Sonra kısık ateşte 3-4 dakika kadar tekrardan pişiriyorum. Bakın çok güzel böyle jelimsi bir kıvam aldı. Bekledikçe de katılaşıyor. Sabun formuna tekrardan dönmüş oluyor. Ve bebe yağı kullanacağız arkadaşlar. Sabun tek başına cildimizi kurutacak. Ama biz içerisine doğala en yakın yağlardan biri olan bebe yağını kullandık. 1 yemek kaşığı dolusu da bebe yağından ekledim. Diyorsanız ki ben de bebe yağı yok, ne kullanabilirim? Hindistan cevizi de çok güzel olur bu tarifte. Eğer Hindistan cevizi yoksa da sızma zeytinyağı, tatlı badem yağı kullanabilirsiniz. Ama cildinize iyi gelen yağlardan birini mutlaka seçin. Yoksa cildimizi kuruturuz. İşte bu kadar hazırladık. Hemen ellerime sürüyorum. Gerçekten de ilk uygulamada bile şöyle bakın, hemen ellerinize bir sürün. Farkı anında gösteriyor bu tarif arkadaşlar. Ellerimi sürüyorum ama bırakmıyorum. Öyle bir güzelce de masaj yapıyorum. Toplamda 20 dakika cildimde bekletiyorum. Peki sadece ellerimize mi? Hayır. Kol, bacak, koltuk altı, diz, dirsek, tüm vücutta hızlı etkilere sahip olan, şöyle bembeyaz sizi yapacak olan bir tarif arkadaşlar. O yüzden özellikle koltuk altında mutlaka deneyin derim. Kapağını kapatıp bunu buzdolabında muhafaza edin. Banyo öncesi alın arkadaşlar. Bakın 20 dakika beklettikten sonra bu şekilde cildim onu bir güzel emdi. Mümkünse böyle bir temizleme fırçasıyla çıkartın ki ölü deriyi de bir güzel atın. Daha hızlı, daha güzel bir beyazlık temizlik elde etmiş olun. Haftada 3 kere yaparsanız düzenli uygulamayla istediğiniz beyazlığa kavuşabilirsiniz arkadaşlar. Bakın ilk uygulamada bile dediğim gibi hemen, bakın yaptığım elim uygulamayı ve uygulamayı yapmadığım elim arasında gerçekten gözle görülür net sonuçlar var. Şöyle siz de buna canlı canlı tanık olun istiyorum. Gördüğünüz gibi doku da oldukça güzel oluyor. Yani cildimizi kurutmadan tertemiz, güzel, beyaz hale getirebiliyoruz arkadaşlar. Bunu kullanarak, haftada 3 kere düzenli uygulayarak siz de istediğiniz cilt tonuna kavuşabilirsiniz. Bakın ellerimin açısını değiştirdiğimde de beyazlığın daha net olarak görüldüğünü siz de fark ediyorsunuz. Kullandığınızda ama diyeceksiniz, evet gerçekten de çok hızlı işe yarıyormuş. O yüzden hemen denemenizi istiyorum arkadaşlar.
Peki bu beyazlatıcı tarifi bizle paylaştın. Az önce salatalık rendelemiştin, suyunu almıştın. O fazlası nereye gitti diyenler. Şimdi buyurun o güzel tarife geçelim. İşte aldım yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar salatalığın o fazlasını, o tortulu kısmını üzerine süt ilave ediyorum. Üstünü geçecek kadar şöyle göz kararı yaklaşık 3 yemek kaşığı süt ilave ettim. Bir de gül suyu ilave ettim. Şimdi bunu da böyle güzelce bir değerlendirelim istedim. Bununla ne yapabiliriz arkadaşlar? Bir de son olarak kayısı çekirdeği yağı ekliyorum ben. Bir tatlı kaşığı. Eğer dilerseniz üzüm çekirdeği yağı, kantaron yağı, tatlı badem yağı veya sızma zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Bunları karıştırıyorum. Yüzünde leke olanlar, çilleri olanlar var ya, hani o çillerinden şikayetçi olanlar, güneş lekesi olanlar, bu uygulamayla çok güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Silikon bir kabı şöyle hafifçe bir yağladım. İçerisine hazırladığım bu leke giderici, cilt onarıcı, sıkılaştırıcı salatalık maskesini de yerleştiriyorum arkadaşlar. Çok güzel buz kalıpları elde edeceğim. Cildim öyle güzel sıkılaştıracağım. Aynı zamanda lekeleri hızlıca açacağım ki az önce yaptığımız beyazlatıcı var ya, onun üzerine bir de bunu sürerseniz müthiş olacak. Kılcal damar problemi olanlar ne çok soğuk ne çok sıcak uygulama yapmıyor. O yüzden sizleri de unutmadım. Siz de böyle buzluğa koymadan bir pamuk yardımıyla bunu alıp dilerseniz gözlerinize, dilerseniz lekeli olan bölgelere, tüm yüzünüze gönül rahatlığıyla sürebilirsiniz arkadaşlar. Diğerleri ise buzla sıkılaştırma etkisini elde edebilmek adına ne yapabilirler? Bunları buzluğa atıp bir 10 dakika sonra da donuyor. Çok hızlı da donuyor arkadaşlar. Her uygulama öncesi şöyle bir güzel sürersiniz. Sürülüm de çok güzel. Bakın. Hızlıca, yalnız cildimize zarar vermek istemiyoruz. Çok hızlı bir uygulama yapıyoruz burada. Çıkarttık, hemen yüzümüze sürdük. Şöyle masajımızı yaptık ve geri kaldırıp tekrardan bunu buzluğumuza atıyoruz. Oldukça da pratik. Bir kere de yapın arkadaşlar bunu. Atın buzluğa. Cildinize her ihtiyaç duyduğunda çıkartın, bir güzel sürün. Bugün ne yaptık? Cildimizi, ellerimizi, kollarımızı, bacaklarımızı, diz, dirsek, koltuk altını beyazlatacak çok güzel bir tarif paylaştık. Üzerine de sıkılaştırıcı bir buz küpü yaptık. Daha ne olsun? Kendinize çok iyi bakın. Sevgilerle. Hoşça kalın. Hello my friends, if you say that I want to whiten my face and tighten at the same time, use cucumber and soap mask and apply ice cubes and get a better skin very quickly. Hope you train, get good results. Bye bye. Desvidaniya, afidazin, adios, au revoir.